baştan beri zaten hep bir hayalim zaten büyük şehirdi. Hani televizyonlardan görüyorsun işte insanların şehir hayatını. İstanbul'a geldikten sonra büyük şehrin nasıl bir şey olduğunu zaten ilk geldiğim gün anladım. Zaten hani dizi at binmeye falan gittiğim zaman artık orada işte bakıyorsun millet işte ata binmiyor, 2 metre gidiyor, düşüyor. Oturduğum apartmanda karşı dairedeki komşumun ismini bilmiyorum. Şehirden uzaklaştın derken aslında biz neden şehirde yaşıyoruz? Bunu aslında kendimize sormamız lazım. Ben Ahmet Aytaç, Van Ulupağ'ın köyünden İstanbul'a kadar geldik. Yaşım 37. Bizim hayat hikayemiz ilk önce Afganistan'dan başladı. Afganistan'ın Pamir bölgesinden. Pamir bölgesinden işte göçtü, oydu bu derken Pakistan, Pakistan üzerinden Adana, Adana üzerinden Malatya falan derken toplu olarak Van Ulupağ'ın köyünde buluştuk. Şu anki nüfusumuz yaklaşık 3000 civarı bir nüfusumuz var. Bizim hayatımız zaten Van'da başlıyor. Van'da hayvancılıktı, tarımdı vesaire derken artık tarımdan, hayvancılıktan bir verim alamaz hale geldik. Baştan beri zaten hep bir hayalim zaten büyük şehirdi. Hani televizyonlardan görüyorsun işte insanların şehir hayatını. İşte arabalardı, işte büyük büyük evlerdi, sitelerdi vesaire derken şu an son nokta ormanın içindeyim, dağ başı. Şimdi insanlar sanmasınlar ki hani şehir hayatında hayat var. Yok. Aslında. Çünkü insanlar elde olan şeyi kaybettikten sonra zaten hayatın anlamını orada anlıyor. Mesela ben şu an gördüğün gibi dışarıda atlarım var, işte koyunlarımız var, hindilerimiz var, tavuklarımız var. Ben aslında köyde bu hayatı zaten yaşıyordum. Bu hayatta zaten vardı. Sabah saat 5'te kalkardık, işte koyunların, kuzuların peşinden giderdik. Her sabah kalktığım zaman artık diye ağlardım, sızlardım. Böyle koyun gütmeye giderken işte oturdum. Bir kayalıkta böyle derdim ki şehir hayatı olsaydı şu an ne güzel şehirdeydim mesela. İşte AVM'lerde gezerdim diyor. Çünkü bunlar hep zaten televizyonların bize zaten aldatması. Yani televizyonlar sana şehir hayatını çok farklı anlatıyorlar. Ben okul hayatımda zaten pek çalışkan bir öğrencilik yaşamadım. Yalan yok zaten. Ortaokulu zaten zor bitirdim. Ortaokulu bitirdikten sonra zaten direkt İstanbul'a geldim ben. İstanbul'a geldikten sonra büyük şehrin nasıl bir şey olduğunu zaten ilk geldiğim gün anladım. Nasıl anladım? Her yer araba, her yer insan, kalabalık, insanlık yok açıkçası. Köy gibi değil. Şimdi ben köyde hayvanlarla yaşayan, hayvanlarla büyüyen işte Ahmet. Aradan yıllar geçtikten sonra artık böyle bir yerde bir koyun görünce artık fotoğraf çekilmeye başladım. Çünkü niye? Artık ben de bir şehirli olmuştum. Yani o özlem artık yavaş yavaş başladı. Şehir hayatına adapte olduk. Şehir hayatına artık alıştık derken sonraki hedefim dedim ki artık çiftlik kurmak. Çünkü artık şehir hayatından bıkmıştım. Ben işte çalışırken deri işi yapıyordum ben. Deri atölyesinde çıraktım. Deri işi falan yaparken vesaire öyle oldu böyle oldu falan derken artık dedim geleneksel şeyler yapayım deriyle. İşte gördüğün gibi kolçağımdan tut, zırhımdan tut, bölkümüzden tut. O zamanlar tabii bu kadar bir rağbet yoktu bu geleneksel kostümlere. Biz bunlar yapmaya başladıktan sonra zaten işte artık televizyonlarda tarihi diziler yayınlanmaya başladı. Tarihi diziler yayınlanmaya başladıktan sonra zaten artık dizilere sipariş yapmaya başladık vesaire falan derken bir dizide gittik işte bir at binme sahnesi vardı. Gittik şehirde at binmek lüks bir şeydir. Şehirde mesela bir ata bindiğin zaman işte saat en kötü dersen 300-400 lira para olacak cebinde. Ben de sadece diziye at binmeye gidiyordum. Ben gideyim bir at bineyim hevesiyle. Zaten hani diziye at binmeye falan gittiğim zaman artık orada işte bakıyorsun millet işte ata binmiyor. 2 metre gidiyor, düşüyor. Hani göstermeye başladım. Hani şu şekilde binin, böyle binin derken. Sonradaki ikinci hedefim oldu işte binicilik. Sonra işte yavaş yavaş 2 tane attan başladık falan derken şu an 8-10 tane atımız var. Binicilik sektöründe şu an çoğunluk olarak dizi sinema sektöründe oyuncu yetiştiriyoruz. Dublör yetiştiriyoruz. Kılıç eğitimi veriyorum, bir yandan ok eğitimi veriyorum. Tabii ki de bir yandan da eski mesleğim dericiliği halen de yaşatıyorum. Yani şu an bir eskisi gibi bir büyük atölyem olmasa bile en küçüğünden bir odanın bir köşesinde benim deri malzemem var. Bir yandan da deri işle uğraşıyoruz. Şehir hayatının özlemini kuran ben şu an şehirden kaçıyorum. Şehir hayatından kaçmanın sebebi şu.
Ben zaten şehir hayatında geldim, pek açıkçası adapte olamadım. Bir adapte oldum, bir ara kendimi kaybettim. Sakin, huzurlu. Mesela örnek veriyorum, şu an derenin sesi var mesela, su sesi. Şehirde böyle bir şey yok, hayat yok. En basit örneği, oturduğum apartmanda karşı dairedeki komşumun ismini bilmiyorum. Şehirden uzaklaştın derken aslında biz neden şehirde yaşıyoruz? Bunu aslında kendimize sormamız lazım. Çünkü zaten gördüğün gibi artık bahçem var. Ben bahçemi ekiyorum, biçiyorum. Domatesim var, salatalığım var. Yani bir ailenin günlük tüketebileceği bütün sebzeleri ben şu an kendim üretiyorum. Hayatımın anlamı aslında benim evlenmem. Çünkü ben normalde çok da geç değil ama bizim kültüre baktığın zaman çok geç bir yaş. Çünkü yaşım oldu 36-37. Normalde bizim kültüründe 20-25 yaşında evlenirler. Benim hiç kafamda mesela evlilik gibi hayalim yoktu, evlilik gibi düşüncem yoktu. Zaten beni evliliğe zaten iten şey de bu hayatım oldu. İşte binicilik, okçuluk. Benim eşim de zaten okçu. Profesyonel okçu şu an, lisans, antrenör. Benim hayatımın anlamı hem evlenmem oldu hem eşim oldu. İkinci anlamda işte inşallah çocuğum olacak. Şimdi bu hayatı da aslında ben çocuğuma hazırlıyorum. Bu hayatımı. Şimdi neden bu hayatı çocuğuma hazırlıyorum? Şöyle anlatayım ben. Mesela çiftliğe gelen insanları görüyorum mesela. Çocuğuyla beraber geliyor. Düşünsene. Aman çamura basma. Aman toprağa dokunma. Aman köpeğe dokunma. Aman tavuktan uzak dur. Yani çocukları böyle yetiştiriyorlar. Mesela ben mesela bunlara ben şaşırdığım zaman ya diyorum hani ne olacak diyorum hani. Bu çocuk toprağa bassa hani ayağı çamur olsa ne olur? Toprağa ellese ne olur mesela? Ben de mesela şöyle bir cevap oluyorum. Yarın senin çocuğun olunca görürüm seni. Görürsünüz hani ben zaten böyle bir hayattan gelmişim. Çocuğum da bu hayat yaşayacak. Biz mesela çocukluğumuzu köyde yaşadık. Sabahın köründe bir çıkardık dışarı. Kumda oynardık, toprakta oynardık, derede oynardık, çamur olurduk, kirlenirdik. Bizim çocukluğumuz böyle geçti. Ama şimdi baktığın zaman işte ne diyeyim işte çocuğun getiriyor işte çiftliği. Aman çocuğum ayakkabı pis olur, aman elin pis olur, aman toprağa dokunma, aman taşa dokunma. O zaman senin çocuğu niye çiftliğe getirdin? Ondan sonra bu çocuk ne oluyor? Yani asosyal, özgüvensiz bir birey oluyor. Yani toprağı ellemekten bir aciz bir çocuk yetiştiriyoruz şu an. Şu an yani tavuktan korkan ya, tavuktan korkan bir nesil yetiştiriyoruz. Bu mesela herkes için normal bir şey gibi gözüküyor ama benim için normal değil. Yani çocukluğunu sadece işte şehirde yaşayıp da orada zaman geçiren bir çocuğa ben açıkçası acıyorum. Yani yazık. Onları ben o halde görünce ben yani üzülüyorum ben aslında. Ben yani inşallah Allah nasip ederse işte çocuğum olunca zaten buradan Ahmet senin çocuğun olunca görürüm diyenlere sesleniyorum. Hepsi görecek. Benim oğlum ya da kızım hiç fark etmez. Aynı benim çocukluğum yaşayacak. Ve herkese tavsiye ederim. Çocukları bırakın. Çocuklar kirlensin. Çocuklar kumda oynasın, toprakta oynasın. Çocuklar kirlensin yani. Askerden geldikten sonra zaten benim öyle bir hayalimde bunlar şeyler falan vardı ama bir içimde bir korku vardı. Ya kaybedersem korkusu. Yapamazsam diye bir korku vardı. Benim de işte bu dönüm noktam ne oldu? Yaş oldu. Çünkü biz erkekler belli bir yaşa kadar düşünemiyoruz. Çok cahilce düşünüyoruz. Korkakça düşünüyoruz. İşte benim aslında dönüm noktam ne oldu? Yaşım oldu. Dönüm noktam 30 yaş oldu aslında. Ben 30 yaşına geldikten sonra zaten işte benim dönüm noktam aslında oradan başladı. Hani bu dönüm noktam derken de böyle bir aslında şöyle bir şey başıma geldi, öyle böyle falan değildi. Sadece benim dönüm noktam yaşım oldu. 30 yaşına geldikten sonra anladım ki bu hayat böyle olmaz. Ben hayatımı çalışırken yaşamam lazım. Gümrükte çalışıyordum mesela. Standart bir hayat. Sabah 8'de gidiyorsun işe, akşam 5'te paydos. Eve gidiyorsun, yatıyorsun. Tekrar sabah gidiyorsun işe, eve gidiyorsun. Böyle, işten eve, evden işe. Standart bir hayat. Sonrası için hani dedim ki hani bu
kendi kendime olan bir şey aslında. Dedim işte bak hani böyle olmaz. Hani hayat nereye kadar? Düşünsene sabah kalkıyorsun, işe gidiyorsun. Git eve uyu. Cumartesi günü zaten full yatıyorsun akşama kadar. Pazar gününde gidiyorsun. 2 metrekare bir yeşillikte mangal yapıyorsun. Hani bizim sadece tek bir şeyimiz o, standart bir hayat. Hani diyorsun ki artık değişik bir şey yapalım, değişik bir şey yaşayalım. Mesela en büyük destekçim bunda eşim oldu. Zaten eşim de zaten benimle aynı fikirde olan bir insan. İlber Ortaylı'nın bir sözü vardır. Evleneceğin zaman mobilyacı geleceğinize işte dünyayı gezin diye. Bizimki de onun bir değişiği oldu. Biz evleneceğimiz zaman da zaten böyle bir anlaşanlı bir düğün yapmadık. Balayına dahi gitmedik. Bizim hani balayı olsun, düğün masrafımız olsun hepsini biz çiftliğe yatırdık. Şu an çiftliği açtık. Şu an zaten gördüğün gibi şu an biz tatil ortamındayız. Yani bizim için şu an her gün balay. Çünkü böyle bir ortamdasın. Böyle bir hayatı yaşıyorsun şu an. Yani ben de zaten ben de şu an evlenecek olan gençlere tavsiyemdir. Yani hiçbir zaman yok işte şu mobilyayı alayım, işte şu takıyı alayım, işte balayına şuraya gideyim gibi hayaller olmasın. Bunlar hepsi boş. Sadece hayatı düşünsünler. Başıma gelen en inanılmaz şey, inanç desek daha iyi olur. Niye inanç? Şöyle söyleyeyim. Hani ben mesela çok böyle bir inançlı bir insan değildim. Altını çizerek söylüyorum. Böyle ateist ya da beşler değil. Yani inanç kısmında ben böyle bir pek bir şey ince düşünen bir insan değildim. Hani nasipli, kısmetli falan da ben böyle günlük yaşayan bir insandım. Evlilikten sonra zaten benim için zaten her şey inanılmaz oldu. Niye? İşte çiftlik açtık. İşte kendi eğitim yerimi açtım vesaire. Bunlar bana şu an gerçekten de inanılmaz geliyor. Çünkü niye? Kıyıda köşede böyle çok büyük aman aman bir param da yoktu. Şu an hani dediğim gibi küçük paralarla biz şu an büyük işler yapmaya çalıştık ve yaptık da çok şükür. Hayatımızda inanılmaz olan şey bence bu. Hani nasip kısmet derler ya. Mesela benim mesela babamdan mesela örnek verirsek. Ben mesela köydeyken yılk atları falan kovalardık. Yılk atları falan yakalardık. İşte binerdim, düşerdim, kafam yarık bu şekilde eve gelirdim. Annemden babamdan bile dayak yerdim. Okuldan çıktığım zaman giderek ata binerdim böyle. Ve babam bana derdi ki niye bu kadar atla uğraşıyorsun? At karın doyurmaz diyordu mesela. Şimdi mesela babam her zaman diyordu bak baba at karın doyurmaz diyordu ama şimdi bak karnımı attan doyuruyor. Şimdi çocuğuma bu hayatı hazırlanma sebebim de bu. Benim bayrağımı benim çocuğum alsın. E tabii ki de şimdi benim çocuğum belki bu hayatı sever, belki sevmez. Kim bilir hani belki de şu an çocuğum olsa hani ata binmek mi istemez. Ama ben yine de dediğim gibi çocuğum için zaten ben bunları yapıyorum. Yani zaten bir evlat, bir babanın geleceğidir. Yani inşallah da dediğim gibi biz ne yaparsak da yapalım biz çocuğumuz için yaparız. Ya bundan sonraki planımız yani işlerimizi daha da büyütmek. Çiftliğimizde şu an birçok eksiğimiz var. Yok değil hani biz de bunun farkındayız. Ama ne olur işte biz bu çiftliğimizi daha da mesela büyütmek. İstanbul'da Anadolu yakasında bir şubemiz olsun istiyorum. Avrupa yakasında bir şubemiz olsun gibisinden. Böyle bir hayallerimiz var. Sadece şu an tek hayalimiz işimizi daha da büyütmek. Şu an açıkçası arkadaşlarımdan da olsun kimseden bir tavsiye ederken şimdi herkes tavsiye verir. Ama kimse para vermez. Şu an buraya gelenler hepsi tavsiye veriyor. Ama bir tane insan elini cebine atıp da Allah'ım sana 10 lira para eğer al demezler. Herkes ağzıyla konuşurlar. Akıl herkes verir. Parayı kimse vermez. Şimdi bu tavsiyeler veren insan burada bir saat ata bindiği zaman bile onun pazarlığını yapıyor. Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben kimseye böyle bir tavsiye vermem. Ben şahsen bir yere gittiğim zaman bir yerden memnun kalmadıysam ben gitmem. Ha mesela arkadaşım olur. Mesela derim ki kendi imkanlarına bakaraktan mesela tavsiye ederim. 20 metrekarelik bir bakkala gidip de sen buraya vale koysana demem yani. Düşünsene. Lan otel mi orası? Şimdi buraya gelip de burası geleneksel bir binicilik. Adamın dediği şu. Ya Ahmet burada vale olsaydı. Ya işte otopark olsaydı gibisinde. Saçma sapan tavsiyeleri var. Mesela öyle bir tavsiye vermem ben. Ya da işte ben tavsiye vereceğim zaman zaten adamın imkanına göre mesela yapılacak bir şeydir. Mesela nedir? Bir basamak koy mesela. Al elle keseri tak tak tak. Hatta derim ki hani beraber yapalım gibisinde derim ben bunu. Yok işte buraya frizin atı al. Ya frizin
dedikleri 5000 avrodan başlıyor. 10.000 avrodan başlıyor. 10.000 avroya ben Filiz'in atı alıp kime bindireceğim ben? Adamlar geliyor saati 300 lira anlarsa mırın kırın yapıyor. Filiz'in ata gelip 1000 lira para mı verecekler? Al demesi kolay o zaman para ver ki alayım o zaman. O da yok. Ha, o yüzden diyorum ki hani tavsiye olayına ben kapalıyım. Hani aklına açıkçası ihtiyacım yok. Anlayan ister ego anlasın, ister kendi beğenmişlik açısından anlasın. İşletme sahipleri bunu çok iyi bilirler. İnşallah nasıl kısmet yiyelim Allah'ın izniyle inşallah bir şeyler başarmaya çalışıyoruz da inşallah da başaracağız.